Kıymetli cemaat, son teravihimizi de kıldık çok şükür. Oh, çok şükür, çok şükür. Malum, yarından sonrası bayram. Bayram geceleri de bereket ve sevap bakımından tıpkı Ramazan geceleri gibidir. Dua ve ibadet konusunda öyle hemen kendimizi gevşekliğe atmamamız lazım. Bir de bayramlarda televizyonlarda en çok yapılan uyarı ölçüyü kaçırmama noktasıdır. Ama ben acizane olarak ölçüyü kaçırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yürü be hoca, kim tutar seni ya? Suzan'ım, duydun mu? Bayramda istediğimi yiyebileceğim. Abi ben yemek konusunda değil, yardımlaşma konusunda ölçüyü kaçırmaktan bahsetmiştim. Yani bayram bizlere bayram, başkasına yardım şeklinde algılanmamalı. Başkalarına da bayram, kendimize de. Doğru, kendimize doğru. Bayramı kendimize bir paylaşma vesilesi olarak görürsek hem bayramın hem de paylaşmanın önemi daha bir ortaya çıkar. Unutmayın, komşularımız bayram yapamazken bayram yapmak bizlere yakışmaz. Onların sofrası boşken bizim kursağımızdan hiçbir şey geçmemeli. Ve yine şunu da aklınızdan çıkarmayın. Size eski gelen, beğenmediğiniz kıyafetleriniz bir başkasının hayallerini süslüyor olabilir. Kısacası eğer bir başkası bayram yapamıyorsa bunda biraz da bizim ayıbımız var demektir. 2 gün sonra Allah sorar, sizler bayramdan bunu mu anladınız diye. Ya, tam son teravih bitti diye sevinirken yani hevesim kursağımda kaldı ya. Yani sahiden hevesim kursağımda kaldı ya. Dokundu yani laflar. Evet, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı geceler. Lafları et, ondan sonra da hayırlı geceler. Ya bankalar kapandı diye çamura yatardım şimdi ama ya bugünün parasını bile hesaba yatıramadım ya. Ya niye etkilendim ben şimdi bu kadar ya? Yakışıyor mu bana hiç? Nihayet geldin imam. Nihayet geldim. Ferit Bey? Evet, Ferit ya. Ben Ferit Soylu. Ne o? Şaşırdın mı yoksa? Her zamanki gibi beni beklemiyordun. Yani evet. Neyse, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum artık. Bana verdiğin sözü hatırlatmaya geldim. Biliyorsun bayramdan sonra o gizemli fotoğrafı bana vereceğine dair söz vermiştin. Evet, vereceğim inşallah. Güzel. Neyse benim konuşacak bir şeyim kalmadı. Ben çıkış için uygun cümle arıyorum. Onu da ben bulayım isterseniz. Eğer bir aksilik çıkmaz da size fotoğrafı verirsem sizden ricam bunu hiç kimseye söylemeyin, olur mu? Bu meselenin daha çok büyümesini istemiyorum. Sen hiç endişelenme imam. Büyütülecek bir şey varsa ben o gizemli fotoğrafı aldıktan sonra gereğinden fazla, hatta çok fazla büyütürüm. Ben de ondan korkuyorum ya. Neyse, tekrar görüşürüz imam. Görüşürüz ya. Acaba bu fotoğrafı ilk gördüğünde ne tepki vereceksin? O kadar çok merak ediyorum ki. Daha doğrusu korkuyorum. Gerçi bayramdan sonra biz kalacağız mı belli değil ama. Ramazan'da ne kadar dinci şeylerle içli dışlı oldum ben. Mescitten çıkmaz oldum. Hayır yani bayramda kendimi toparlamazsam eğer yakında tesbihle hatta zikir matikle dolaşırım. Çık dışarı Ferit, çık. Bir an evvel çık buradan. Çık. Baba sen yatmıyor musun? Ya Reyhan'ım bunların hepsinin yeri var. Verilecek yani, kusura bakma, veremem yani. İyi canım, ben bir şey istemedim ki. Yapma ya. Ya alışkanlık işte, oluyor böyle. Babacığım sen iyi misin? Yani sorma Reyhan'ım ya. İçimde hayırlı bir şeyler dönüp duruyor ama çıkmasına engel olmaya çalışıyor. Artık çok geç baba. Bir kere içine düştüyse yapmadan huzur bulamaz. Emin misin ya? Bence sen içinden ne hayır geçiyorsa bir an önce yap. En azından güzel bir şeyler yapmış olmanın huzurunu yaşarsın. Hadi bana müsaade. Sana hayırlı geceler. Ya Sabri ya. Her işte bir hayır vardır ya. Bu para şimdi hesapta olacaktı. Hadi gel gözünü karart da şunları şöyle sağa sola bir dağıt gitsin ya. Ha? Ne dersin?
Nasıl yani? Olur mu öyle şey ya? Gerçi ucun laflarından da çok etkilendim ama. Ya, tabii ya. Bu da öyle olsun ya. Ya bu hayır işine de girdik ama yani kimsenin duymaması lazım. Hoca bir duyarsa var ya yani sevabı filan bir yana yani buradan yol olur. Yol. Sabri abi. Hoca sen beni mi dikizliyordun yoksa ya? Yok bir şey yok. Öyle her duyduğuna da inanma tamam mı? Benim ne işim olur ya öyle iki lafa gelip yapılan hayır işleriyle? Abi sen neden bahsediyorsun? Bilmem sen neden bahsediyorsun? Ben şeyi diyecektim sana. Tamam. Böyle yaydığına göre acelesi yok o işin. Tamam ben şunları bir daha yani ben kendimi bir dağıtayım sonra gelirim laflarız tamam mı? Hadi selametle. Güle güle abi. Bu yardımları kime vereceğiz bilmem ki. Gerçi hoca sayesinde kimin ne durumda olduğunu öğrendik ama neyse ya buluruz işte birilerini ya. Yoksa ayda yılda bir gaza geldik. Adım çıkarsa ya peşin bırakmazlar. Bana da yazık ya. Yok da üst baş hiçbir şey alamadık. Çocuk sağdan soldan görüp istiyor ama imkan da yok ki. Sorma bizde de öyle. Ya üst baştan yıkarım üteledim ama çocuk tabii anlıyor. Çocuklar şişt. Ya böyle efendi uslu oyun olur mu ya? Gelin bakayım şöyle. Gel. Biraz enerji harcayın tamam mı? Enerji. Şey yapın, güreş yapın mesela ha? Atasporunuz. Ya da tekvando yapın, tekvando. Madalyaları hep oradan alıyoruz ha. Tekvando ne ki? Tekvando. Şey böyle kafa, göz, tekme, tokat ne bulursan Allah ne verdiyse dalıyorsunuz. Smackdown gibi mi? Ya ne bileyim işte ya. Siz birbirinize dalın da nasıl dalarsanız dalın. Dikkatleri dağıtmamız gerek tamam mı? Hadi bakalım. Hadi tamam. Ya bacım bu çocuklar sizin değil mi? Kavga ediyorlar görmüyor musunuz? Ayırsanız ya. Ya bizimkiler evde. Ay Allah boşuna mı şey ettik yani şimdi ya? Ya siz ana değil misiniz? Bunlar da çocuk. Hadi ayırın bakalım, ya ayırın hadi işte. Hadi bakalım. Çocuklar durun çocuklar, ne yapıyorsunuz bak, siz? Bak. Ne yapıyorsunuz? Yapmak ne zor şeymiş arkadaş ya. Yani bir iki de yanlış atış yaptım ama o kadar da Allah kabul eder inşallah. Neyse ben rahatladım ya ona bakarım arkadaş. Ya abla duydun değil mi? Sabahtan beri kaç kişi çantasında orada burada zarf bulmuş. Duydum. Adam biri gizli gizli yardım yapıyormuş. Helal olsun. Helal olsun. Ay Sabri'cim hoş geldin. Ay Sabri duydun mu? Adamın biri bayram arefesi herkese para dağıtıyormuş. Allah Allah ne belli adamın biri olduğu canım. Belki kadın. Ay yok yok kesin belli ayak izlerini takip etmişler. Yani kadın ayakkabısı giyen bir erkek olamayacağına göre. Bak doğru. Ay merak ettim şimdi kim acaba? Ya. Ay aslında benim aklımda bir isim var ama bilmiyorum ki ne dersin Sabri. Yok canım şimdi ne desem boş yani Suzan'ım. Ay bence bu işi kesin İmam Bey yapıyor. Aa doğru bak en mantıklısı bu. Hem az biraz durumu var hem de o sever böyle şeyleri. Yok yok bana göre o değildir yani.
Ay yok, odur odur. Bak dur, inanmazsan millete soralım. Arkadaşlar, sizce bu para dağıtma işini İmam Bey yapmış olabilir mi? Evet. Ya gördün mü? E ne duruyoruz o zaman? Hadi biraz daha kalkın gidelim de teşekkür edelim adama. Ya Suzan'ım, ne gerek var şimdi ya? Belki de o değildir ya. Hem adamı şey etmemek lazım şimdi. Aa yok babacığım, yok. Gidip tebrik edelim ki teşvik olsun. Evet. Hem maşallah ya, imamlıktan para kazanmadığı gibi avukatlıktan kazandığında nelere harcıyor? Vallahi helal olsun. Kızım, biz boşuna demiyoruz. Ne demiyoruz anne? İşte boşuna demiyoruz. Neyse, hadi gidelim. Haydi kızlar, millet, haydi yürü. Görüşürüz Sabriciğim. Biz yardımlarımızı gizli yaptık zaten. Hocadan bilseler ne olacak sanki ya? Tabii canım, yani öyle öyle. Cengiz, ne yapıyorsun? De gazete okuyorum ya. Oku bakalım, sen otur burada. Duydun mu? Adamın biri ihtiyacı olan birilerine gizli gizli yardım ediyormuş zarfın içinde. Ya. Herkes imamdan şüpheleniyormuş ama ben zannetmiyorum. Yani ben aslında onun iyilik yapmasından hiç hoşlanmıyorum. Duydum be ya, duydum duydum. De bize de bayram hediyesi verirler mi acaba? Açıkçası güzel bir hediye ben de bekliyorum ama... bilemeyeceğim artık. Evet be ya. Kimden bekliyorsun? Maalesef bu konuda asla açıklama yapamam. Ama ipucu vermem gerekirse... Hani biz bir odadan bir şey almıştık. Hatırladın mı? Ha? Hani imamın odasında. Hatırladın sen. Ha? İşte benim için en büyük hediye o olacak. Tabii sen... onu neden merak ettiğimi ve nasıl merak ettiğimi çok iyi bilirsin. Ya o resmi diyorsun değil mi veya resmi? Yani ben bir şey söylemedim. Sen anlarsın artık. Bu konuda daha fazla ısrar etmezsen iyi olur. Ferit be ya. De ana. Ana be ya. Kimden bekliyorsun? Bence sen anladın bunu Cengiz. Ya fotoğrafı kimden bekliyor ki acil? İmamdan bekleyemez be ya. Onun iyilik yapmasını sevmem dedi. O zaman kimden bekler be ya? Anladım be ya. De benden bekle. Benden bekliyor tabii be ya. Söyleyemediğine göre bayram hediyesini benden bekle. Benden be ya, benden. Öyleyse ben de ona gizli bir sürpriz yapayım be ya. Yapayım, yapayım, yapayım. Fotoğrafı alıp Ferit'e gizlice vereyim be ya. Komutanım, bayram temizliği mi var? Evet, sayılır. Bayramda burada mısın? Yok komutanım. Nasipse bininci günün akşamı geri döneceğim. Sonrası Allah kerim. Ne demek o? Biliyorsunuz sizle daha önce konuşmuştuk. Bu konuda evdekilerle ciddi problem yaşıyorum. Onlar benim imamlık yapmamı istemiyor, bense avukatlık. Yani babamları ikna etmeye çalışacağım ama biliyorsunuz buraya stajyer olarak geldiğim için Ramazan'a mahsus geçici görevle gelmiştim. Tamam, ne var bunda? Ben imamlığa devam etmek istesem bile Diyanet beni görevlendirmeyebilir. Burası Diyanet'in değil, milletin mescidi Emir Hoca. Evdeki durumlara bir şey diyemem. Ama millet istemezse seni buradan kimse alamaz. Öyle ama komutanım ben... Neyse sonra konuşuruz. Bak
bakalım bu sefer hangi konuda yüklenecekler. İmam Beyciğim, biz sizi tebrik etmeye geldik. Gerçekten mi? Tabii ayol, o kadar yaptığınız şeyden sonra başka ne denir ki yani? Maşallah yani, helal olsun size. Ah tabii, keşke her evin, her ailenin böyle sizin gibi bir imamı olsa. Ama ne demişler, bir imamı bir aile... Ben abla, özür dilerim ama neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Emir hocam, tevazu güzel bir şey ama insanlara da örnek olmak lazım değil mi? Yaptığınız tüm hayırlı şeyler için size teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben ne yaptım ki? Ben sadece görevimi yerine getirmeye çalıştım, hepsi o. Canım, ne kadar da mütevazı, ne kadar da şirin, ne kadar da efendi. Ah keşke benim de sizin gibi bir damat. Anne. Allah senden razı olsun hocam. Olsun. Tutluğunu altın etsin. Etsin. Senin gibi imam görmedik. Senin gibi insan bile görmedik. Haydi bakalım. Ne? Seninle. Gurur duyuyor. Seninle. Ben. Gurur sağ olun. Yedikli. Seninle. Gurur duyuyor. Çağdaş dostum Ferit, madem bayram hediyesi olsun diye istediğin o fotoğrafı benden sen, alacağım bayram hediyesi olsun diye o fotoğrafı benden sen. Acaba gideceğimi fark ettiler de ondan mı böyle bir şey yaptılar? Yok canım. Daha hiçbir şey kesin değil ki. Ama yine de burası Gedikli. Kesin altında olmadık bir şey vardır. Kolay gelsin. Varsa başına gelsin be ya. Hayırdır? Niye gelmiştiniz buraya? Kim? Ben mi? Şey için geldim be ya. Yeni dinci olduğum, dinimi öğrenmeye geldim be ya. Öyle mi? Maşallah, ne güzel. Peki sizinle daha önce karşılaştık mı? Nasıl hiç karşılaşır mıyız be ya? Sizin naminizi duydum, onun için geldim. Ha, anlıyorum. Daha doğrusu anlamıyorum ama elimden geleni yapacağım. Buyurun siz sorun, ben elimden geldiğince cevaplayayım. Fotoğraf mı diyor bu? Evet, fotoğraf. Buyurun sizi dinliyorum. Şey soracaktım İmam Efendi. Orucu kimler tutmamalı? Oruç nasıl bozulur? Yani ben bunu şey diyeyim ama hani malum Ramazan bitiyor. Siz gerçekten bunu mu merak ediyorsunuz? Yok, gerçekten bunu merak etmiyorum. Evlilik hayatı konusunda bir şeyler soracaktım senden. Ama senden utanıyorum be ya. Evli değilsin, çok genç gibi yoruluyorsun. Bana müsaade, ben gideyim. Bir dakika. O zaman ben sizi Sabri abiyle tanıştırayım. Hem kendisi evlidir. Bilmez olur muyum be ya? Çok iyi tanıyorum onları. Onlar beni böyle hiç tanımam be ya. Hiç tanımam. Nereden tanıyacağım onları? Bakın. O zaman şöyle yapalım. Siz Sabri abiyle tanışıp ne istiyorsanız ona sorun. Zaten kendisi de hemen yan taraftadır ha. Ben gideyim. Sonra gelirim. Yo, buraya kadar boşuna zahmet etmiş olmayın. Hem kendisi zaten sizinle tanıştığında çok memnun olacak. Buyurun. Siz gitseniz arkanızdan yesem. Buyurun gidelim. Demek yeni dinci oldun ha? Yani dinden ha? Yarım saat oldu, olmadı be ya. Yapma ya, bu ne hız ya böyle. Ya, ben bunca yıllık dindarım. Yani merak edip sorduğum hiçbir soruyu hatırlamıyorum ya. İsim neydi isim? İsmim... Tengiz, Tengiz be ya. Aynı Orta Asya isimleri gibi, ne güzel. Anam koydu adımı be ya, anam koydu. Karnında anam koydu be ya. Bir harfini de ben koydum.
Hadi bana müsaade. Hadi, yok ya, nereye gidiyorsun ya? Hazır bir keklik bulmuşum, bırakamıyorum ya. Gel sen, gel gel. Belki sana da biraz hayır yükleriz ya. Bu öyle bir din ki bizim dinimiz, öyle bir din ki yani. Habire yardım toplanıyor ya, habire yardım toplanıyor. Gerçi toplanan yardımları bazıları üstüne alıyor ama olsun. Ya yine de sevap sevaptır tabii. Merhaba hocam, hayırlı günler. Hayırlı günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaş kim? Bu Tengiz, bu Tengiz. Tengiz mi? O ya. Ne biçim isim be? Nüfus memuru yanlışlık mı yapmış? Yok. Nüfus memuru daha yazmadı onu be ya. Emir hocam, biz sizi şey için rahatsız ettik. Biz her yıl bayramın birinci günü akşamları böyle eğlence gibi bir şey yaparız. Bu yıl da diyoruz ki Adile ablanın orada yapalım. Ne dersiniz? Şey, isterseniz planlarınızı bana göre yapmayın. Niye öyle söylediniz şimdi? Şey, ben birinci günün akşamı İstanbul'a dönüyorum da Allah izin verirse. İmam efendi kaçıyor mu nihayet be ya? İmam efendi nihayet kaçmaz be ya? Ya hocam, ne diyorsun sen ya? Temelli mi yani? Abi dur şimdi, ortalığı karıştırma. Neyse, o değil de diyorum ki bu eğlence işini kadınlar erkekler hep birlikte değil de ayrı ayrı yapsanız aslında her iki tarafta daha rahat eder. Hem burası çok müsait. Burada erkekler, salonda da kadınlar eğlenebilir. Ya da tam tersi. Ya şimdi siz salonu boş verin de ben böyle bütün kadınları toplasam da bizim eve götürsem, şöyle bir rahat rahat kurtlarımızı döksek. Ya şey, erzaklar kurtlanmış. Onların kurtunu. Aman iyi, tamam, ta ha, buraya geliriz. Tamam. Ha. Ya hocam, madem ki yarın gelemiyorsun, o zaman bu akşam yaparız ya. Ayhan da iki ilahi milahi söyler. İşte bayramı erkenden şey etmiş oluruz ya. Olur abi, siz bilirsiniz. Maksat zaten hep beraber bir araya gelmek için vesile. Yeter ki her şey usulüne uygun olsun. Şey, bir de abi seninle bir konuşabilir miyiz? Konuşalım hocam, konuşalım değil mi ya? Da sen gel bakalım Tengiz efendi. Gel şöyle, gel. Gir bakalım şimdi şuraya. Kızım ne bakıyorsun elin imamının arkasına? Hadi yürü, daha bir sürü hazırlık yapacağız hadi. Maşallah bugün de cemaat seni pek övdü yani. Ha, şu yapılan hayırlar için filan. Sağ olsunlar. Ama nereden çıktı anlamadım abi. Maşallah, sen de hiç itiraz etmedin yani. Yani kuru kuruya bir estağfurullah işin aslını çözmüyor yani. Nasıl yani? Tengiz gir içeri sen ya, gir ya. Neyse boş ver, ben onu sonra hallederim de şu İstanbul meselesine gelince İstanbul'da fazla oyalanayım deme, tamam mı? Dursun Mursun çıkar gelir, sonra imamlığı kimse elinden alamaz yani. Sana buralarda çok ihtiyacımız var ya. Ya neyse ya, boşa konuşuyorum ya, sen zaten geç kalmazsın. Ne diyecektin sen bana ha? Şey yok bir şey abi, sonra konuşalım ha. Yaptığım yardımları üstüne alıyor diye laf ettim diye mi kızdı ya? Ya haksız mıyım ama ya? Bekliyorum, gelmiyorsun be ya. Hoş geldin Ferit efendi. Ne yiyeceksin? Ya Adile, hiç mi niyette olan insanlara saygın yok? İnsanlar oruç tutuyor, oruç. Biraz saygın olsun. Hadi ben oruç tutuyorum. Peki onlara senin hiç mi saygın yok? Yahu Ramazan'ın son günü geldi, hala akıllanmadın. Ama Ferit efendi. İşte böyle oluyor. Sizin gibiler yüzünden insanlar dinden soğuyorlar. Sizin gibiler yüzünden asla ısınamıyorlar. Bana bak Ferit efendi, Ramazan sonrası eski haline dönmek için hazırlık ediyorsan boşa zaman harcama. Biz sana şerbetliyiz efendi. Öyle mi? O zaman benden günah gitti. Öbür tarafa gittiğimde bana sorduklarında her şey Adile yüzünden oldu diyeceğim. Ya havle ve la kuvvete. Kolay gelsin. Sağ ol. İmam efendi, buyurun oturun, oturun. Sanırım çok heyecanlısındır. Yarın büyük gün. Bana o gizemli fotoğrafı getireceksin. Unutmadın değil mi? Ferit Bey, bilmiyorum artık ne bekliyorsunuz ama bakalım neler olacak. Hem aslına bakarsanız hiç zamanı değil ama bir kere söz vermiş bulunuyorum. Ben bu soruyu sana ne zaman sorsam hep başka tarafa çekiyorsun. Ya şunu söyler misin bana? Bu fotoğraf benimle mi ilgili? Ferit Bey, bir gün daha sabretseniz olmaz mı? Bir gün, ha? Bu arada
akşam mescitte bir program düzenleyeceğiz. Cengiz Bey'le siz de katılacaksınız değil mi? Aman, duydum, duydum. Siz dinciler bu ilahi müziklerle eğlenmeyi çok seviyorsunuz. Ya ben gelmek istemiyordum tabii ama Cengiz yüzünden geleceğim. O bu tarz müzikleri çok seviyor. Neyse efendim, sabah ne yaptığımı sana anlatmayacağım tamam mı? Çünkü gizli yaptım. Ama gittiler benim yaptığım şey için hocaya teşekkür ettiler ya. Yani insana dokunuyor tabii. Ferit Bey, ben bayram namazından sonra size o fotoğrafı vereceğim inşallah. Ama sizden tek bir ricam var. Lütfen ben gitmeden bakmayın, olur mu? Anlamadım. Sen bir yere mi gideceksin ama? İstanbul'a gideceğim inşallah. Sonra ya dedim kendi kendime, ya boş geç Sabri ya dedim. Ya millet bilmiyorsa da Allah biliyor dedim. Sen ne yaptıysan Allah için yaptın dedim ya. İşte böyle bir Tengiz kardeş. Biz de böyle ya, bir hayır yaparsın, balık bilmezse halık bilir. Şimdi benim anlamadığım, kesin dönüş mü yapacaksın yoksa tekrar gelecek misin? Bakalım. Bazen insan her istediğini her zaman yapamayabiliyor. Bazen dış faktörler çok daha belirleyici olabiliyor. Ha, anlıyorum. Bu dış faktörlerden biri ben oluyorum, öyle mi? Hayırlı günler Ferit Bey. Akşam görüşürüz. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Hazır sizi görmüşken Allah sizden tekrar tekrar razı olsun. Her fırsatta bizi sevindirdiniz. Estağfurullah, ben ne yaptım ki? Hay maşallah, ne kadar da mütevazı. Bak oğlum, şu adama iyi bak. Büyüyünce sen de onun gibi olacaksın. Hatta bayram tatili bitsin, adını Emir diye değiştireceğim. Gerçi benim adım Emir ama... O kadar da değil artık hocam. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Abi bana mı bir şey dedin? Ya şey diyordum, oh oh ne güzel diyordum ya. Herkes sizi seviyor hocam. Ya yani nasıl başarıyorsan yani. Bilmem ki. Sağ olsunlar. Ben sadece elimden geleni ya yapmaya çalışıyorum. Hayırlı günler. Sabri Bey ya. Sen niye öyle bakıyorsun bana? Ya Tengiz kardeş ya, sen yabancı sayılmazsın. Yani yok bir şey, yok yok. Ya da... Var bir şey ya. Yok olur mu? Var bir şey var. Ben daha fazla dayanamayacağım tamam mı? Ben gidiyorum. Sen buradan ayrılma tamam mı? Ben sana daha sonra hayır yapmanın faydalarını anlatacağım. Hani bana dini öğreteceklerdi be ya. Ya bu imam iyice kafamı karıştırmaya başladı. Bir şeyler dönüyor ama anlamadım ki. En iyisi ben Cengiz'i arayayım da biraz konuşayım bakayım onunla. Mutlaka bir fikri vardır. Gerçi o ne derse ben tersini düşüneceğim ama... Alo. Affedersiniz. Pardon, bakar mısınız? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Buralarda, siz boylarda sakallı, pozitif enerjili birini gördünüz mü acaba? Yüzleri, yüzel miydi veya yüzleri? Bilmiyorum, gözlerine pek dikkat etmedim. Hayır be ya, görmedim. Madem insanlara yardım etmek istiyorsun, bunu resmi kurumlar aracılığıyla yapmalısın eniştem. Yani resmi olmalı her şey. Ben de onu diyordum işte ya. Madem ki resmi bir iş, yardımı yapan kişinin adı yazacak mecburen ya. Yani hayırsever kişinin adı talep etse de, etmese de, istese de, istemese de yazacak değil mi? Herhalde enişteciğim. Yani sen hiç kuşku duyma, hiç şüphelenme, hiç merak etme. Her şey dediğin gibi olacak. Tamam, yapalım o zaman. He? İşte, işte yardımsever vatandaşa. Gel enişteciğim, gel, gel. Ben seni uğurlayayım. Ya, bak, 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 bak. Bu beni o kadar duygulandırdı ki. İşte bu ne biliyor musun enişte? Bu ne biliyor musun? Yani devlet, millet kaynaşması. Sen enişten benim. Yani bu işi öyle bir organize edeceğiz ki hiç merak etme. Yeter ki sen paraları hazırla, gerisi bende. Para hazır, hazır. Ben biraz bir şey kalmıştı, onu da bu işe harcarım artık ya. Madem hayırlı bir yola girdik, ne yapacağız? Mecburen şey edeceğiz artık. Heh. Hadi bakalım. Ah, ah hoca efendi, ah, ah. Beni yine masrafa soktun ya.
Reyhan Hanım. Emir Hocam. Merhaba. Merhaba. Akşamki hazırlık için mi geldiniz? Yok, onu zaten herkes şey... Ya ben bir şey soracağım. Babam sordu, net bir cevap vermediniz ama İstanbul'da kalma gibi bir ihtimaliniz yok değil mi? Reyhan Hanım, malum her şey nasip. Ya onu biliyorum ama yani bizden sakladığınız bir şey mi var? Bir mesele var aslında. Ama aramızda kalsın, olur mu? Şimdi bana kalsa ben hemen geri dönerdim. Hatta hiç gitmezdim bile. Ama maalesef bütün ipler benim elimde değil. Demek öyle. Peki yapabileceğimiz bir şey yok mu? Yani buradaki insanlar size çok alıştı. Yani hepimiz alıştık. Şimdi yeni biri gelecek falan. Ya yok mu elimizden gelen bir şey? Aslında var. Yapılabilecek en güzel şeyi yapabilirsiniz. El açıp dua edin. Gerisi boş. Allah kabul etsin. İkindiyi kıldınız galiba. Yok, namaz kıldım be ya. He. Tengiz Bey, eğer vaktiniz varsa biraz oturup konuşalım mı? Şahsen benim akşama kadar zamanım var. Zaten sizin de sormak istediğiniz sorular vardı. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Ne dersiniz? De şimdi akşama dek mesaj mı dinleyeceğiz be ya? Anlaşılan siz Ferit Bey'le hemen tanışmışsınız. Buyurun. Hediye vermek ne kadar zormuş. Akşama dek mesaj mı oldu be ya? Ya insana ağız tadıyla gizli bir hayır bile yaptırmıyorlar ya. Geç öyle geç. Kayınço, yani başkanım ne yaptın ya? Hallettik eniştenin hepsini. Hepsini hallettik, sen hiç merak etme, her şeyi hallettik. Bak işte resmi evrak da burada. Sen şimdi bana paraları ver. Paralar hazır, paralar hazır ya. Al bakalım. Ver. Tamam. Şimdi burada yardım yapanların hepsinin adı yazılı değil mi mecburen? Yani ben kendim için istemiyorum ha, yanlış anlama ya. Yok 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 yok. Enişten bak, yani şimdi şöyle söyleyeyim, bak burada bütün senin hani yardım ettiğin hepsinin adı yazılı. Yarın sabah hepsi paralarını alacaklar. Hiç sen merak etme yani. Tamam mı? Hadi. Ya başkanım, yani kayınço burada Turgay Becerikli yazıyor ya. Öyle mi? Hı? Ha, öyle öyle öyle. Şeyden dolayı öyle eniştem. Şimdi hani ben yani sosyal yardım yani fonlarını böyle kaydırıyorum ya. Yani şimdi o kaymak olunca böyle yani kayınca o tarafa, başka fonlara kayınca doğal olarak tabii şimdi bunu resmi olarak belirtmek gerekiyor. Şimdi bu resmi bir kurum yani, belediye bu böyle yani sıradan bir kurum değil ki. Şimdi bunun başında da kim var? Ben varım. Ben kimim? Ben belediye başkanıyım. Dolayısıyla ben bir belediye başkanı olarak şimdi sen hiç merak etme, bütün yardımlar yerlerine ulaşıyor. Ama orada bir isim yazması gerekiyor. Yani kimin ismi yazacak? Tabii ki belediye başkanı olarak benim. Ha, aslında senin adın da yazabilirdi belki ama yani önemli olan orada bir isim yazıyor mu? Yazıyor. Ha. Hadi bakalım. Artık ben kalkayım. Yani değil mi? Yani yolcu yolunda gerek. Doğru.
değil mi? Hadi enişte, hadi Allah'a ısmarladık. Ha, ha, ha. Bak, unuttum. Ben senin elini öpeyim. Şeyden dolayı, yani şimdi ben namaza gelemem, bayram namazına. Yani biliyorsun ben safra kesesinden ameliyat oldum, yardılar beni. Yarınca şimdi o ödem yaptı, kapanmıyor kolay kolay. Yani iç kanama bilmem ne falan. Tamam, yani tamam, ondan olsun dolayı ama inşallah en kısa zamandaki, en yakın zamandaki bayram namazında şey yapacağım. Tamam, ben öpeyim tamam, şimdi tamam, seni. İnşallah olacak yani. Seni çok iyi gördüm. Hadi, hadi. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hadi. İnşallah, inşallah. Yani maşallah. Hayırlı bayramlar, hadi. Uğurlar ona. Ah be hoca ya, ah! Kendin yardım yapmıyorsun, bari başkalarının yardımına maydanoz olma ya. Hay Allah ya. Ya şurada ayda yılda bir gaza geliyoruz. Ne gazım kaldı ne bir şey, hepsi uçtu gitti ya. Sabri abi merhaba. Merhaba. Abi, bende bir para var da dün çekmiştim, bir türlü dağıtmayı beceremedim. Malum insanlar hala beni yabancı olarak görüyor olabilirler. Onun için de ben bunu sana versem de sen dağıtsan olur mu? Ama aramızda kalsın abi. Ben çok sıkılıyorum böyle şeylerden. Hadi. Allah razı olsun abi, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo, hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk İmam. Bana yer ayırmışsındır sanırım ha? Bilmem. Nereye isterseniz geçebilirsiniz. Güzel. Aslında ben sana şey soracaktım. Yine yan yana yer ayırdın mı? Yok. Bu kez sizi rahatsız etmeyeceğim. Anladım. Güzel. Ama daha önce etmiştin zaten. Neyse. Siz isterseniz şu beyefendinin yanına geçin. Orası müsait gözüküyor. Ha, olabilir. O beyefendi de bize, yani bizden birine benziyor. Bizim gibi. Ferit Bey, şey diyecektim. Malum artık zamanı geldi fotoğrafı vermenin. Birazdan vereceğim. Ama yine rica ediyorum, lütfen ben gidene kadar bakmayın, olur mu? Daha sonra zaten bir yorumunuz olursa telefonla alırım. Tamam canım, biz yarın bayram namazına gelecektik zaten ama ben yine de alırım. Ayrıca telefona hiç gerek yok. Boşuna para yazıyor. Nasıl siz sonra gelirsiniz, mutlaka tekrar görüşürüz. Efendim merhaba. Hatırladınız mı? Bugün sizinle karşılaşmıştık. Ben Ferit. Ferit Soylu. Ben olduğumu anlamaması lazım be ya. Gizli sürpriz yapacağım barona. Kalkayım da o fotoyu alayım bari. Komutanım. Emir Hoca. Buyurun. Boşuna heveslenme. Nasıl yani komutanım? Ben gerekli yetkililerle konuştum. Burası normal camilerle aynı konumda olmadığı için özel bir talep, şikayet vesaire olmadıkça Diyanet seni buradan alamazmış. Yani eğer geri dönersen burası seni bekliyor olacak, haberin olsun. Ben yine de cübbe ve sarık siparişlerimden vazgeçmeyeceğim. Bizim kız üniforma sayıyor. Hem belli mi olur? Belki de birisi şikayette bulunur. Kibrit taşı derdi yanında hep. İnsan ne hediye verdiğini bilmez mi hiç? Ne bilir elbet. Ay kızım hayırdır, dua eder gibi bir halin var. Nereden anladın anne?
Ay nereden anlayacağım? Sol tarafta yazıyor ya kızım. Nerede yazıyor? Ay anladın sen onu. Bana bak, eğer sen şey için dua ediyorsan sakın şey etme. Çünkü bu şey bitince bundan sonra haftada bir şey edecekmişiz. Hem bu kadar canımız da çıkmaz değil mi? Olsun olsun. Ay ne dediğim. Ses kontrol. Programa başlamadan önce saygı beklerim. Sanat olmasa bile sanatçıya saygı. Bana saygı. Ömrün bitirmiş bir alemi, aklını yitirmiş divanemi. Ömrün bitirmiş bir alemi, aklını yitirmiş divanemi. İmamla konuşabilseydik. Hayır fotoğrafı da aldınız ama merak ettim. Nedir bu dinciliği gidip de gelmeme havaları falan? Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Komutanım müsaadenizle. Benim birine bir emaneti iletmem gerekiyor da. Allahu Allah, Allahu Allah. Eyvah be ya! Yanıyor be ya! Allah Allah! Bir yanık kokusu var sanki. Kim bilir neler yapıyorsundur burada? Ferit Bey, fotoğraf yanmış. Biri fotoğrafı yakmış. Ne? Biri fotoğrafı mı yakmış? Bey sen, nereye gidiyorsun? Kaçıyorum be ya. Cengiz? Efendim Ferit? Allah! Cengiz buraya gel. Kaçma! Kaçma buraya gel. Buraya geldim sana. Bana bak, kaçma. Buraya gel! Seni mahvedeceğim! Cengiz buraya gel dedim sana! Buraya gel! Cengiz! Buraya gel! Buraya gel! Sana buraya gel dedim! Buraya gel! Allah! Allah! Buraya gel dedim!